Tabii büyük şehirlerde biraz sataşma olunca, iktidarda da biz olunca üzerimize aldığımız konular da var elbette. Belediyemizin bütçesi 6 katrilyona bağlandı. Yani gerçekleşen bütçe 6 katrilyon. Tahmini bütçe 8 katrilyon idi yaklaşık. Bu yılda yani Kasım ayı içinde yapmış olduğumuz bütçe görüşmelerinde de 7 katrilyon 150 milyona bağlandı Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesi. İştirak olarak en büyük iştiraki ASKİ. ASİK Genel Müdürlüğü'yle bütçesi ise 3 katrilyon 400 küsür milyona bağlandı. Yine EGO Genel Müdürlüğü bütçesi ise 1 katrilyon 800 küsür milyona bağlandı. Tabii Polatlı Belediye'mizin de bu anlamda bütçesi onaylandı Kasım ayı içinde. Öncelikle ben hem Polatlı Belediye'mizin bütçesinin hem de Ankara Büyükşehir Belediye'mizin bütçelerinin hem Polatlı anlamında Polatlı'mız hem de Ankara anlamında Ankara Büyükşehir'imiz, Ankara halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii borç yükü anlamında Ankara Büyükşehir Belediyesi maalesef ki enkaz devralmıştır Mansur Başkan ve bizler. Neden? Gereksiz yatırımlar ile özellikle bu Anka Park yatırımıyla beraber 750 milyon dolar yaklaşık Anka Park'a çıkarılan bir çıkarlı. Ben de bir değerlendirme yapayım. Neden borçlanma? Kürsüsünde konuşun lütfen. Bunları genel olarak konuşacaksanız Büyükşehir kürsüsünde konuşun. Ama bana müdahale etmeyin. Ben size müdahale etmedim. Bana müdahale etmeyin. Ben de bir başlama gelişelim. 777 milyon. Bakın 777 milyon. Konuşmam için size engellemez burada. Hattını bir otur. 777 milyon dolar. Bugün parasıyla 9 katrilyon, 4 katrilyon gereksiz yere Anka Park'ta yatırım yapılmıştır. Ne oldu Anka Park? Hurdal yerine geldi. Bir şirkete verildi. Şirket de şu anda borcunu ödeyemiyor. 20 küsur trilyon yıllık şeyi var, kirası var. Pardon aylık. Onu da ödeyemiyor. Yani Ankara'da gereksiz yatırımları açıklamayacak mıyız? Söylemeyecek miyiz? 24 yılda Ankara'nın hangi bir ilçesinin kırsal ilçelerini ve kırsal sorunlarını çözdünüz? Bunları söylemeyecek miyim? Söyleyeceğim elbette ki. Neden borçlanma gereği hissediyor Ankara Büyükşehir? Bakın arkadaşlar, şu an itibariyle 400 trilyon SGK alacağından dolayı Ankara Belediye'mize haciler geliyor. Bu bizim borcumuz. Dahil yeni devam 400 trilyon. Ankara Büyükşehir'e 400 trilyon şu anda haciler geliyor. Hacizlerden kurtarmak anlamında Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimiz ortak bir şeyle kararla bir tek hesap bırakıldı. Hacizin gelmeyeceğine dönük özel bir hesap bırakılmak durumunda kaldı. Neden? KFG'ler mi yapıldı bunda? Borç yükünden dolayı. 100 günde Mansur Başkan 100 günde 136 trilyon tasarruf yaptı. Neden yapma gereğini hissediyor? Bu tarz ödemelerden dolayı. 200 günde 387 trilyon tasarruf yapma gereği hissetti. Bu tasarruflar nereye gidiyor sanıyorsunuz? Yatırıma gitmiyor, borç ödemesine gidiyor arkadaşlar. Bunları açın, internet üzerinden canlı yayınlarda izleyin Mansur Başkan'ı başından beri. Yani KPG'den borçlanma talebi yok. Ha bu son ASKİ borçlanmasıyla ilgili de zorunlu bir borçlanmaydı. Ben arkadaşlarımızın yanlış anlamalarını makul karşılıyorum. Çünkü öncesinde Mansur Başkan bu anlamda Polatlı suyunun borçlanmasına dönük bir açıklama yapmadı. O konuda haklı. Hakkı teslim etmek gerekiyor. Bu anlamda yani borç yükünden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye'miz tasarruf ediyor, edecekler. Ne zaman ki daha önceki bir borçlanma talebi de yaklaşık 800 milyon civarındaydı. Bu 800 milyonluk borç talebiyle tüm Ankara'nın asfaltlanmayan yollarının asfaltlanmasına dönük ve Yaşamken Çayyolu ve işte yine İtimizli bölgemizde kavşak düzenlemelerine dönük talebiydi. Bunu da AK Parti kanadı öncelikle 400 milyona düşürmesine rağmen son anda yine o borçlanma yetkisi de başkanımıza belirlenmiş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, başka var mı? Başka yoksa bir sonraki toplantıyı Perşembe günü. Saat 17.00.